Yurdumun güzel, aydınlık insanları, bir kez daha ekranlarınız başına hoş geldiniz. Hayat ve kitaplar arasındasınız. Hayat ve kitaplar arasından ayrılmadığınız için sizlere bir kez daha teşekkür ediyorum. Kıymetli insanlarım, geçen cuma, yani 27 Eylül'de İzmir'de, İzmir Sanat Merkezi'nde kıymetli Ahmet Ümit'le çok keyifli bir söyleşi içinden geçtik. Onun Komiser Nevzat üstünden yürüyen kitaplarının neredeyse bütününü konuştuk. Çok da güzeldi. Pazar, bundan birkaç gün önce, yani 26 Eylül'de Türk Dil Kurultayı'nın 92. yıl dönümüydü. Yani Dil Bayramı olarak bizde kutlanan günlerden biriydi. Resmi bayram değil, fakat kalplerimizin resmi ve geleceğe bırakacağımız büyük coşkularından biri Türk Dil Bayramı. Türk Dil Kurultayı'nın, birinci Türk Dil Kurultayı'nın toplanmasının üstünden demek ki 92 yıl geçmiş. Mustafa Kemal ta 1900'lerin başında biriktirdiği Türk diline karşı sevgiyi Türk Dil Kurultayı'nı toplayarak Türk dili içinde birliği ve düzgün bir Türkçeyi oluşturarak sağlamıştı. Çünkü o da dilimizin, özellikle Arap dilinin tahakkümü altında olduğunun ve Fars dilinin tahakkümü altında olduğunun o yıllarda çok farkındaydı. Nesimiye bir sohbette Arapça ve Farsça konuşmadığı için takıldılar, onu aşağılamaya kalktılar. O hatırlayacağınız o güzel şiirin şu beytini söyledi. Ne dedi? Har içinde gonca güle minnet eylemem. Arabi Farsi bilmem, dile minnet eylemem. Yani dilimizi sonsuza kadar korumak için elimizden ne geliyorsa yapacağız. Dil bayramını da, geçmiş dil bayramını da bütün kalbimde kutluyorum sevgili, değerli, güzel insanlarım. Hatırlıyorsunuz tabii elbette, her hafta kitaplarımız oluyor, kitaplarımız geliyor. Gönderenlere tekrar tekrar teşekkür ediyoruz biz de. Bu hafta da sizlere tanıtacağım kitaplarım var. Bunlardan Uğur Altın'ın bir kitabı, Japon İstihbaratı adlı bir kitap. Bizim sevgili, çok sevdiğimiz bölge temsilcimiz Tuncay Molla Veysoğlu'na sevgileriyle göndermiş kitabını. Kitap Japon yayınlarından çıkmış. Aslında meraklıları için çok değişik bir kitap olduğu için sizlere gösterme ihtiyacı duydum. Alanında böyle çalışmalar olduğuna denk gelmedim. Diğer bir kitabım Birgül Sarıkaya'nın Maraş'taki Çocuk adlı kitabı. Maraş'taki Çocuk anılarla örülmüş bir kitap, bir anı kitabı. Maraş katliamının yaşayanlarıyla konuşularak ve o hayatın içindekilerle görüşülerek yazılmış bir kitap. Şey kitaptan çıkmış, hatırlayacaksınız o yıllardaki acıyı, 1978'de Maraş olaylarını hatırlayanlarınız vardır. Hala hafızalarımızdadır. Umuyoruz ki bu kitap bir daha Maraşlar olmasına katkı sunar. Size gerçekten çok duygulandığım iki kitaptan söz edeceğim. Tülay Duygulu Pırlant'ın iki kitabı. Elimdeki Anemon Son kitabı. Manisa ile ilgili, Manisa tarihi içinden yürüyen bir aşk romanı. Keyifle okuyacağınızı düşünüyorum. Ve ben bilmiyordum, bir kitabı Tülay Pırlant'ın, Rüzgarlı Şehir, Amerika'da, Hollywood'da Broken Angel adıyla, yani Meleğin Sırları adıyla film olarak çekilmiş ve aynı film Türkçe'de de yine Meleğin Sırları
adıyla gösterime girmiş Tülay Duygulu Pırlant'ın benim için bir özelliği var. Yeni öğrendiğim, benim liseden İngilizce öğretmenimdir kendisi. Kitaplarına ulaşmanızı isterim. Birisi Öteki Yayın Evi'nden çıkmış, diğeri Etki Yayınları'ndan çıkmış. Türkiye-Amerika arasında yaşayan sevgili bir yazarımız, öğretmenim olmasından da ayrı bir onur duyduğumu belirtmeliyim. Diğer bir kitap Oğulcan Kütüğ'ün Dimdik Bakma Rehberi, şiirler Everest Yayınları'ndan çıkmış. Oğulcan Kütüğ'ün son şiirleri, genç bir şair arkadaşımız, 1995 doğumlu çok genç bir arkadaşımız, yol açık olsun benim kardeşimin, bu genç arkadaşımın. Evet, biraz önce sözünü ettiğim Horasan'dan asimilasyona ilişkin, dile ilişkin sözünü ettiğim meselelere gene vurgu yapan bir kitap, Naim Gül'ün kitabı. Pusula Yayınları'ndan çıkmış. Horasan'dan Balkanlara bin yıllık asimilasyon, kıyımlarla üstü örtülen insancıl kültür adlı bir yapıt. Asimilasyonun, Türk kültür asimilasyonunun aslında ne kadar uzun yıllardır ne büyük acılarla yaşatıldığını, gelenek örüntülerimizin altını da kazıyarak çok da değerli metinler, kıssalar, şiirlerle anlatmaya çalışmış. Ulaşmanızı isterim sevgili dostlarım. Bu kitabımızda evet sevgili Merdan Yanardağ imzalı gelmiş, biliyorsunuz genel yayın yönetmenimiz sevgili Merdan Yanardağ. Yani bir değişik kitap ruhsal dayanıklılık becerileri. Yılmazlık, yani yılgınlığa uğramamak, her kötülük karşısında dirençli olmayı öğütleyen ve yaşam zorluklarıyla baş edebilmenin yollarını gösteren bir kitap. Doktor Osman Seçkin'in bir kitabı. Doktor Osman Seçkin psikiyatr, hekim, bir kıymetli insan. İzmir Ekonomi Yayınları'ndan çıkmış kitap. Bilmem ki ulaşabilir misiniz? Çünkü oradan ulaşması ne kadar kolaydır bunu bilmiyorum. Bize geldiği için gösteriyorum ama İzmir Ekonomi Yayınları, İzmir Ekonomi Üniversitesi yayınlarından çıkan bir kitap. Ulaşmanızı isterim çünkü bir sürü zorluk içindeyiz. Hayatımızın her alanı zorluklarla örülü. Belki onunla baş etmenin bir yöntemi olabilir. Evet, diğer bir kitap size tanıtacağım. Aslında bunlar iki kitap diyelim. Göç Hazırlığı, Son Şiirler. Abdülkadir Paksoy'un Barış kitaptan çıkmış. Son şiirleri sanıyorum çok yeniydi. Evet, doğru hatırlıyorum. 2024 bu aylarda yayınlanmış bir kitap. Göç Hazırlığı, Barış kitaplığından çıkmış. Diğer bir kitap da Gülcan Şanda'nın Toplumcu ve Lirik Bir Şair, Abdülkadir A. Kadir Paksoy, Abdülkadir Paksoy adlı kitabı. Hars Akademi Yayınları'ndan çıkmış kitap. Abdülkadir Paksoy, toplumcu şiirimizin önemli yerlerinde duran değerli bir şair. Hem yaşantı örüntülerini öğrenmek, nerede oluşturmuş bu şiirleri, hangi alanlarda oluşturmuş, nelerden beslenerek oluşturmuş şiirlerini öğrenmek, hem de son şiirlerini okumak istiyorsanız kitaplara ulaşın derim. Evet, diğer bir kitap, değerli bir kitap bence. Bozkır'ı Tutuşturan Kıvılcım, Mustafa Kemal Hareketi ve Güneybatı Kafkasya Cumhuriyeti Deneyimi, Erkan Karagöz'ün bir kitabı. Bize sevgileriyle göndermiş. Kitap 2024 Temmuz'unda yayınlanmış ve belgelerle dönemi anlatan, özellikle 1917 Şubat devrimi sonrası Kafkasya'daki savaşları ve birleşmeleri anlatan
bir kitap. Son kitabım Londra Asfaltı, Aklımda Kalanlar, Fuat Keyi'nin KDY yayınlarından çıkmış kitabı. Bu da yine Fuat Keyi'nin anılarından, Londra yıllarından, aklımda kalanlardan dediği gibi oluşturduğu bir yapıt. Sevgili Fuat Keyi'nin bu kitabına da ulaşın isterim. Çünkü mottomuzda olduğu gibi kitaplara ulaşın, ulaşın, ulaşın diyorum. Çünkü dostlarım gerçekten kitapsız bir dünya, yapayalnız bir dünya anlamı taşır. Evet, gelmiş benim kıymetli şairim Metin Demirtaş. Metin abi diyorum çünkü yaşarken çok tanır, çok severdik hem şiirini hem kendisini. 2014 yılının 27 Eylül'ünde kaybettik. Demek ki 10 yıl olmuş efendim, 2 gün önceyi sayarsanız. 10 yıl önce sevgili Metin Demirtaş aramızdan ayrılmış. Türk şiirinin önemli bence köşe taşlarından biri denebilir. Bedeller ödeyerek gelmiş kuşağın temsilcilerinden sevgili Metin Demirtaş. Mesela işte Che Guevara'nın ölümünden sonra yazdığı Che Guevara adlı şiirden ötürü bir süre tutuklanmış. 70'lerin hemen başında, 60'ların sonunda bir süre tutuklanmış, bir süre hapis yatmış şiirlerinden ötürü bir şair yılmamış, direnmiş, son öldüğü güne kadar halkına bağlı bir şair yüreğiyle yaşayıp dünyamızdan ayrılmış. Onu saygıyla anıyoruz Che Guevara adlı şiiriyle. Ne güzel gülüyor değil mi? Bizim de dağlarımız vardır Che Guevara. Bakma şimdi durgunsa, bir şahan gibi duruyorsa, yorgundur, savaşlar görmüştür, çeteciler barındırmıştır. Yani satılmış değillerdir, hiç tüfek patlamıyorsa. Alaçamın mor meşenin ardına silah çatıp yatmağa, bizim de dağlarımız vardır Che Guevara. Bizim de halkımız vardır Che Guevara. Unutulmuş uzak tarlalar yalazında, sazıyla, türküleriyle kardeşliğe vurgun. Bütün ulusların halkları gibi ve yalnız büyük fırtınalarla kımıldayan, bizim de halkımız vardır Che Guevara. Bizim de ozanlarımız vardır Che Guevara. Sağ çıkmış güneşsiz taş odalardan, yüreğiyle barışa, sevgiye yönelmiş çelik öfke bir yanı, bir yanı uysal mavi. Eğilmeden dimdik geçmiş demir kapılardan, bizim de yiğit insanlarımız vardır Che Guevara. Bizim de delikanlılarımız vardır Che Guevara. Yokluklardan bir yol kopup gelmiş, üç zeytin, az ekmek üniversitelerde, su gibi kızlar çarpar önce, alkol vurur, öfkeli dolanırlar caddelerde ve baş kaldırırlar akılları suya erende. Çünkü Vietnam hepimizin Vietnam'ı, Kongo hepimizin Kongo'su. Bir kere özsü yürümüştür dallara, patlayacaktır ağır sancılarla karanlıklar, varmak için o güzel yarınlara, bizim de dağlarımız vardır Che Guevara. Her hafta konuklarımız değerli ama bu hafta gerçekten çok değerli bir konuğum var. Stüdyomda, İzmir stüdyomuzda, ta İstanbullardan kalkmış buralara gelmiş. Ayağına sağlık, ayağına sağlık. Çok değerli bir yazarımız Ahmet Ümit. Merhaba. Ahmet hoş geldin. Gerçekten, gerçekten bunca yılın arkadaşı, dostu, tabii, kardeşi olmamıza karşın her zaman seninle karşılaşmaktan heyecan duyuyorum. Ben de öyle. Şimdi olduğu gibi. Ben de öyle dostum, sağ olasın. Tam buradan
yürümüşken bu gençlik yıllarımıza bir geri dönüş yapalım mı? Başlangıcı öyle yapalım mı? Kitaplardan daha öne koyarak. Doğru. Çünkü hatırladığım şey, gençlik yıllarımızda şiirlerin vardı. Vardı, doğru. Vardı. Doğru. Sonra şiiri... Doğru. Şimdi aslında şöyle, yani... İlk gençlik yıllarım benim edebiyatla başlamadı. Ben politikayla başladım. Yani 14 yaşında devrimci oldum. 14 yaşından yani yazma sürecim 22 yaşında. Yani 8 yıl sonra ben ilk kez yazmaya başladım. Ama yazdığım şey şiir değildi. İlk yazdığım aslında bir hikayeydi. 12 Eylül dönemiydi. Yer altındayız. Yer altında o zamanki eski Türkiye Komünist Partisi'nin gençlik yöneticilerinden biriyim ben. Yer altında çalışıyoruz. Tabii tutuklamalar falan oluyor. İllegal yapı falan. Diktatörlük var. Ondan sonra bir kendiliğinden bir hikaye yazdım. Ve bu hikaye, Tuğrul, acayip bir şey oldu. Yurt dışında yayınlanan bir dergi vardı o zaman. Tabii Sovyetler falan var o zaman, sosyalist sistem var. Prag'da yayınlanıyor bu Barış ve Sosyalizm Sorunları diye bir dergi. O dergiye yolluyorlar benim hikayeyi. Kırklil'de yayınlanıyor. Benim hikaye Kırklil'de yayınlanıyor. Evet evet, yayınlandı. Böylece ben ulan birdenbire şey dedim. Ya benden yazar olur mu fikri? Gözüm aklıma düştü. Şiir şöyle oldu. Kaç yaşındasın o zaman? O zaman 22 yaşındayım. 22 yaşındayım. 22 yaşındayım. Tamam, onu söylüyorum. Ondan sonra 25 yaşında Moskova'ya gittim ben. Yani Nazım Hikmet gibi sahte pasaportla eğitim görmek için filan. Moskova'da tabii hava acayip kül rengi, melankolik bir hava var, tamam mı? Ve ben birdenbire orada biraz da Nazım'ın etkisiyle Vera Sağdı, eşi Vera ile filan görüşüyordum filan. Tabii Ruslarda şiir çok çok önemli, biliyorsun. Tabii. Dolayısıyla ben orada ilk öyküyle başlamış olmama rağmen şiir de yazmaya başladım. Yani öykü var ve şiir yazmaya başladım. Ve tabii ilk kitabım biraz şiir kitabı oldu. Çünkü o ilk gençlik hevesinde şey de oluyor ya, hani bir kitabım çıksın, bir kitabım çıksın durumu vardı. İlk kitabımız şiir oldu. Ya ama benim ilk edebiyata başladığım tür öyküdür. İlk öykü. Ama şiirlerini biraz böyle hayal meyal o yıllardan tabii hafızamda kalanlar var. Yayınlanıyordu, güzel. Doğru söylüyorsun. Adam Sanat'ta işte tabii, Şiş diye bir dergi çıkarıyorduk. Edebiyatta yayınlanıyordu. Tabii. O yıllardan böyle hafızamızda var yani. Doğru. Bir Ahmet Ümit şiiri. Doğru. Var ama sonra geldim gerçekten polisiye romanın, hı-hı, Türkiye'deki bence tek neredeyse temsilcisi var, çok güzel dostlarımız var. Fakat sen de, senin yazılarında ve romanlarında olmayan bir şey var bence. Hı-hı. Olmayan şey çok gerçekle kurguyu öyle enteresan bir yedirme biçimin var ki bu her şeyi, kurgu da dahil olmak üzere, insanı gerçeğin tam ortasına getiriyor. Bu son şey Pergamon meselesinde, evet, olduğu evet, gibi kayıp şehir. Tanrılar ülkesi. Tanrılar ülkesine, evet, özür dilerim. Evet, Tanrı olduğu gibi. Tabii. Bambaşka bir hal aldırıyorsun. Tabii dört roman var. Tabii. Şey, buraya gelen Komiser Nevzat'la. Evet, çünkü evet, bunları evet, Komiser evet, Nevzat sürüyor. Tabii. Bir öykü kitabı var gene. Tabii. Aşkımız eski roman. Tabii. Falan. Tabii. Sonra buralara gelindi. Buralara nasıl gelindi? Evet. Daha da önemlisi, Komiser Nevzat karakteri nasıl oluştu, nereden oluştu, nereden esinlendin, tabii, ve nasıl yürüyor? Tabii. Şimdi aslında polisiye romanların çoğunda bir karakter vardır. Yani işte Agatha Christie'nin Hercule Poirot'su var, Arthur Conan Doyle'un Sherlock Holmes'u var ve böyle devam ediyor. Ben polisiye yazdığımı fark ettiğimde, çünkü bilerek yazmıyorum, yazıyormuşum sonra fark ettim, böyle bir karakter yaratmak niyetinde değildim. Yani hatta yazdığım romanlarda Sis ve Gece'yi yazdım, mesela Kar Kokusu'nu yazdım, Patasan'a yazdım, Başkomiser Nevzat yok. Bak, 3 tane roman var, Başkomiser Nevzat yok. Tabii. Hatta Kukla'yı yazdım, yine yok. Fakat bir Okay Yönes'in vardı, gazeteci rahmetli. Çok çok. Ya, tanıyorsun. O bana dedi ki, ya Ahmet dedi, sen polisiye yazıyorsun. Bizim Yeni Yüzyıl gazetesi var o zaman. Yeni Yüzyıl'da hafta sonları başlayıp biten hikayeler yazsana dedi bize, polisiye. Olur, yazayım dedim ben de. Bir karakter yaratayım dedim. Yani Başkomiser Nevzat olsun dedim. Yani biri değil, amcamın oğlu, dayımın oğlu değil. Nevzat diye bir tanıdığım yok yani. Bir de yardımcısı olsun. Nevzat Ç var. Belediye başkanı. Evet, onda ancak o. Evet, yani o zaman onlar yok tabii. Ondan sonra ya bu acayip tuttu. Tamam, yazıyorum, herkes merakla, hafta sonu nasıl gelecek falan diye. Ondan sonra bir acayip bir şey oldu. Türker İnanoğlu rahmetli beni aradı. Ya Ahmet dedi, bunu biz dizi yapalım dedi. Ya abi dedim, nasıl yaparız? Gel görüşelim. Gittim, bana bir şeyler anlattı işte. Ondan sonra bir minibüs olsun, minibüsünde bir polis ekibi olsun. Abi dedim, bu benim hikayem değil. Ben sana yazayım, sen bunu yap. Yaptı, Arka Sokaklar oldu. Ardından Uğur Yücel aradı. Ya dedi, biz bunu dizi yapalım. Karanlıkta Koşanlar diye bir dizi yaptık. Fakat Tuğrul, bir baktım ki bizim karakter gidiyor elden. Oturdum, romanını yazdım.
Kavim romanını yazdım. Çok ilginç. Tabii. Aynen böyle. Kavim romanını yazdım. Kavim romanıyla beraber Nevzat başladı. Sonra senin de söylediğin gibi Kavim'in ardından Şeytan Ayrıntıda Gizli Hikaye kitabı çıktı. Ardından tabii. İstanbul Hatırası, Beyoğlu'nun En Güzel Abisi, Kırlangıç Çığlığı, işte Aşkımız Eski Bir Roman çıktı. Bütün bunlar peş peşe geldi. Ama ben her romanımda Nevzat'ı anlatmıyorum. Ya yani benim 15. romanım, özür dilerim, 26. kitabım. Bunların içerisinde sadece 8'inde başkomiser Nevzat var. Çünkü evet, sıkılıyorum evet. Yani. Hep aynı karakteri anlatmak beni sıkıyor ama öteki konuları çalışırken, öteki konularım daha tezli konular. Biraz önce bahsettiğin Kayıp Tanrılar Ülkesi örneğin, antik Yunan düşüncesinin ya da antik Yunan uygarlıklarının Anadolu'daki durumunu anlatan, Pergamon'dan yola çıkarak anlatan ve Bergama ve Berlin'de geçen bir hikaye. Buna mesela ben tezli olarak hazırlanıyorum. Yani o önceki romanların birer tezli roman gibi çıkıyor. Nevzatlar da arada 2-3 yılda bir Nevzat romanı yazıyorum. Çok da iyi yapıyorsun. Bu Zeus Altarı hikayesi bizim açımızdan çok değerli. Tabii, yani senin tabii. Bu kayıp Tanrılar Ülkesi'nde evet. izini sürdüğün Zeus Altarı, Berlin, işte Türkiye, doğru. Bergama filan. Aslında biraz bize ondan İzmir'de, tabii. madem ki İzmir'deyiz, tabii. ondan biraz böyle uzunca yani keyifçe zevkle, söz edersen. Zevkle. Şimdi ben aslında daha önceki romanlarımda da örneğin Patasana'da Hitit mitolojisini anlatmıştım. Ninatta'nın bileziğinde yine Hitit mitolojisini anlatmıştım. İstanbul Hatırası'nda şehrin tarihini anlatmıştım. O yüzden Anadolu'daki uygarlıkları anlatmak, onları tanıtmak, onlarla beraber yaşamak benim için çok kıymetli bir şey. Bunları yazıyordum ve yıllar önce 2007 yılında Berlin'e gittim. Benim Sis ve Gece romanım yayınlanmıştı. Berlin'de okumalar için gittim ve Pergamon Müzesi diye bir müze var yani. Bergama Müzesi. Oraya gittim ve içeri girdim ve çok etkilendim. İki duygu hakim oldu Tuğrul'cum bende. Birincisi şu, çok görkemli bir tapınak bir kere. Olağanüstü ve hiçbirine benzemiyor. Yani alışıldık o tanrıların tapınaklarına, Athena tapınağı falan, Apollo benzemiyor. Bambaşka bir yapısı var. Bu çok etkili. İkincisi de üzüldüm. Ya 14 bin kilometre ötede, yani olması gereken yerde değil ve biz buna sahip çıkamamışız değil. Padişah Abdülhamit satmış abi 5 bin franka. Parça parça. Satmış götürmüşler 1878 yılında Dikili'den, oradan yüklemişler Dikili'den bir gemiyle götürmüşler bunları. Ondan sonra çok üzüldüm. 5 bin franka mı satılmış? 5 bin franka abi. 5 bin franka satmışlar. İnanılmaz bir şey. Neyse ondan sonra ben Türkiye'ye geldim, beni şeye çağırdılar. Bergama'ya rastlantı sonucu. Bergama'ya çağırdılar 2011 yıl, 4 yıl sonra. Orada o zaman Mehmet Güneş var, eski belediye başkanı. Ondan selam sonra, olsun ona da. Evet, ya dedi Ahmet dedi, niye yazmıyorsun sen bizim burayı dedi. Şimdi zaten şey sunağı gördüm ya Berlin'de, oradan kafamda bir şey var. Bir de gittim yerini gördüm, bomboş, içim sızladı. Dedim ben bunu yazacağım arkadaş. Nasıl yazayım? Bir önce bunu öğrenmem lazım dedim. Oturdum arkeologlarla, ciddi olarak çok yardımcı dokunularım bana. Onlarla kazı ekibiyle falan, nedir burası falan bayağı bir çalıştık. Antik Yunan mitolojisi çalıştık. Çok da tatlı tayı. Homeros'u ezberledik o sırada, çok güzel. Aynen. Tabii efsane, çok güzel. Ama romanı nasıl yazacağım diyorum. İki yerde olması lazım. Şimdi sunak nerede? Berlin'de. Şimdi Berlin'de başka birileri daha var. Kim onlar? Türk işçiler. 1960'da gitmiş. Bunun ikisi arasında bir bağlantı kurdum, tamam mı? Yani roman Berlin'de geçiyor. En sonunda da Bergama'ya geliyoruz. Bergama'da bitiriyoruz ama Berlin'de de Bergamalı bir aile işin içerisinde, hikayenin içerisinde. Amacım ne? Niye bunları yazıyorum ben? Çünkü biliyorsun bizde mesela tarih çok önemli derler. Hamaset. Yani tarih öyleydik, böyleydik. Tabii. Ama çok sınırlı bak. Şimdi bu toprakların 200 bin yıllık tarihi, 200 bin yıl. Yani Göbekli Tepe 12 bin yıl ama ondan öncesi var. Yani mağara devrinde yaşayan insanlar ya da mağara devrinde yaşayan neyse o insanımsılar neyse onlar ondan sonra varlarla 200 bin yıllık bir tarihten söz ediyoruz. Tabii, biz, tabii, tamam mı? Tabii. Fakat bizde nasıl başlıyor tarih deyince 1071'de Alparslan kefeleniyor. 1071 ya. Ya 200 bin yıllık tarihim var ya. 200 bin yıl ya. Şimdi tabii. Bu zenginliğin farkına varılmaması beni derinden etkiliyor. Turizm açısından değil. Bu tümüyle bir ülke bilinci, halk bilinci, memleket bilincinden söz ediyorum. Çünkü bizim köklerimize baktığımız zaman bu topraklarda doğan her çocuk evrensel doğuyor. Bu adam hem Hititli, hem antik Yunan, hem Likyalı, hem Frikyalı, hem Uluvili, hem Sümer. Evet. Hem ondan sonra arkasından geliyor Roma.
Roma gelmiş. Arkasından tabii. Doğu Roma, arkasından tabii. Selçuklu, arkasından Osmanlı. Şimdi Türkiye Cumhuriyeti. Kardeşim yeryüzünde böyle bir ülke yok ki. Ve bunun farkında değiliz. Siyasetçiler özellikle sağcı siyasetçiler, dinci ve ırkçı siyasetçiler bunun üstünü kapatmaya çalışıyorlar. Çünkü evrensel olandan korkuyorlar. Çünkü onlar kültürü bastırmak isterler. Çünkü onlar kültürü bastırdıkça var oluyorlar. İnsanları cahilliğe böyle sevk ediyor. Öyle değil. Bu topraklarda biz olağanüstü bir kültürün mirasçılarıyız hepimiz. Bu topraklarda doğan her çocuk. Bunu anlatmak istedim ben. Hep buna, baştan beri de bunu anlatmak istedim. Bu kitap bana çok güzel iki tane ödül getirdi. Onu da söylemek isterim izninle. Lütfen söyle. Bir tanesi Alman Arkeoloji Enstitüsü. Alman Arkeoloji Enstitüsü korkunçtur. Almanlar korkunçtur. Burunlarından kıl aldırmazlar. Hele ben arkeolog değilim abi. Ben edebiyatçıyım. Beni Alman Arkeoloji Enstitüsü'ne üye seçtiler. Bu kitapta dolayı. Muhteşem. Evet. 15 gün önce de Bergamalılar Bergama'nın kültürüne, tanıtımına ve Bergama'nın tarihine dikkat çektiğim için ve bu kitap İtalyanca'ya çevrildi, Almanca'ya çevrildi, İngilizce'ye çevrildi, Yunanca'ya çevrildi. Hem de dünyada bu kitabı tanıttığım için onlar da bana Fahri Hemşerilik gibi bir ödül verdiler. Yani iki taraftan da böyle ödül aldım. Tabii bu çok güzel, biliyorsun bizde bir laf vardır Osmanlı'da, çok güzel laftır. Marifet iltifata tabidir. Tabii. İltifatı almamız lazım. Evet. Öyle. Çok mutluyum bu kitabı yazdığım için. Ya ben de çok mutluyum okuduğum evet, için. Sağ ol. Yani evet, okurlarımız da elbette okudukları için çok mutludurlar. Zaten kitapta 1 milyon, 1-2 milyon yaklaştı. Yaklaştı. İnanılmaz falan, evet. İnanılmaz evet, bir. Evet. Zaten genel olarak biliyorsunuz sevgili Ahmet Ümit'in okuru aman hiç eksik olmasın böyle hep milyonlar milyonlar hepimiz olsun. Çok teşekkür ederim. Çünkü buna edebiyatımızın da ihtiyacı var, bizlerin de ihtiyacı var. Aslında bir biçimde Ahmet Ümit bizleri de besliyor. Şiiri besliyor, alt romanı besliyor, öyküyü besliyor. Onun yürüyüşü bir sürü alanı besleyerek gidiyor benim kıymetli dostum. Teşekkür ederim. Sonra geldik şeye, son bir evet. Aşk masalına. Evet. Bir, evet, aşk, bir aşk mutlu neyin neyin bir aşk masalı, bir dakika doğru. Motosu şey. Bir özgürlük yoksa aşk da yok. Aynen. Böyle, böyle midir gerçekten? Evet. Ya şöyle, ya şimdi Türkiye'de ve dünyada da aslında biraz böyle ama bize de çok fena. Kadın cinayetleri inanılmaz artmış durumda. Ve kadın erkek arasındaki eşitlik korkunç bir şekilde çok sert, trajik sonuçlar doğuruyor. Kadınlar öldürülüyor, kadınlar baskı altında. Ve biz aşkı şöyle zannediyoruz. Yani aşk mesela birinin bize bağlı olması. Ya bizim sözümüzden çıkmaması, benim olması, hani o kaba deyimle şarkıda. Ya benimsin ya toprağım. Bravo. Ya işte saçlarını yol getir diyor ya, şarkıya bakar mısın sen? Abi böyle bir şey olabilir mi? Gerçek aşk için kadının özgür olması lazım. Niye kadının özgür olması lazım? Kadın eğer kendi ayakları üzerinde duruyorsa, kendi geçimini sağlayabiliyorsa, gelişkin bir insansa bana aşık olduğu zaman beni ben olduğum için sevecek. Öteki türlü para ihtiyacı olduğu için seni sevecek, bilmem kariyerim için beni sevecek, bilmem şunun için sevecek, bunun için. Ama gerçek anlamda aşkın olabilmesi için kadının da erkeğin de özgür olması lazım. Çok özgür olduğumuz zaman gerçek anlamda aşk çıkar. Ama bu böyle değil. Yani genellikle biz erkeklerde, kadınlarda da var elbette, kadını hapse sokuyoruz. Ama sorun şu ki onu hapse soktuğun zaman sen de gardiyan oluyorsun. Yani o hapishanenin başında durmak zorundasın. Kadın kaçmasın diye. Sen o hapishanede dur. Böylece ne oluyor? Evler, ilişkiler birer hapishaneye, birer hücreye dönüşmeye başlıyor. E şimdi buradan bir şey çıkmaz ki. Erkek için de mutluluk çıkmaz. Kadın için de mutluluk çıkmaz. Yani bu kitapta doğrudan bunu anlatmaya çalıştım. Yani bakın kardeşim, eğer kadın özgür değilse, erkek özgür değilse, insanlar özgür değilse gerçek aşkı yaşayamazsınız. Asla sevdiğin insanın gardiyanı olma. Gidecekse gider. Yanında olsa da seni sevmiyorsa gitmiş zaten. Yanında duruyor. Bedensel olarak duruyor ama ruhu başka bir yerde. Bunun sana ne faydası var ya? Bu sevgi değil, bu aşk değil. Bu insanı mutlu edecek bir şey değil. Tam tersine mutsuz edecek, ağır bir şekilde yaralayacak, travmalar oluşturacak bir şeyden söz ediyoruz. Bu kitapta bunu anlattım ben. Bunu da masal olarak anlattım Turulcuğum. Niye biliyor musun? Çünkü aşk büyük masal zaten. Evet. Aşk aynen masal yani. Zaten masal diye başlamış ama büyüklere masal. Büyüklere masal. Dönüşmüş. Aynen. Tabii. Büyüklere yani masallar. Küçüklere masaldan, küçükler de okuyabilir tabii. Ama asıl, büyüklere masallar. Ki evet. Çok şaşılacak şey şu aslında Ahmet. Sen çok uzun yıllardır evlisin ve çok uzun yıllardır bir aşkı taşıyarak gelmişsin. Teyi politik zamanlardan getirdiğinde bir aşk var. Yani hani böyle... Ya şimdi o zaman o dönemler tabii öyle dönemler ki çok sert dönemler. Her gün biliyorsun sen de her gün bir arkadaşımızın cenazesini kaldırıyorduk yani. Tabii ki. Korkunç dönemler ve o zaman öyle bir şey oluyor ki o gün yaşanan bir hafta şimdi yaşanan 10 yıla bedel.
bir haftanın içerisinde inan bana yaşadığımız tecrübe, yani çünkü yanında arkadaşım, bu çok arkadaşım benim, elleri kanlar üzerimde öldüler, kucağımda öldüler yani. Gözlerini ben kapadım. Yani inanılmaz, birdenbire işte 14 yaşında birdenbire büyük bir adam oldum ben ya. 16 yaşında birdenbire büyük bir adam oldum. Yani bizim yazmamızın altında biraz da bu büyük deneyim var, bu büyük tecrübe, bu büyük yaşanmışlık var aslında. Kesinlikle Ahmet, yani ben 17 yaşından 18 yaşıma hapishanede girdim yani. İşte buyur. Düştüm orada, ispat işte ettim. Buyur. Yani 17 yaşımdayken yanımda bir isyan çıktı hapishanede, Buca cezaevinde. Mazgaldan ateş etti jandarma. Bir arkadaşımız yanımda öldü yani, düştü yanıma. Öyle. Küçücük çocuklardık o zaman ama kocaman belki de adamlardık. Bir belki de dediğin gibi, çok güzel tespit ettiğin gibi, bu yaşam biçimi bizi bugünlere hazırladı. Tabii. Ahmet Ümit gibi dünyaya çok büyük bir yazarı kazandırmış oldu. Bu kadar büyük bir birikim seni son romana getirdi. Son roman yayınlandı. Heyecanla karşılandı. Sanıyorum çok da iyi gidiyor gelen bilgiler. Her zamanki gibi aynı hızla gidiyor. Yırtıcı Kuşlar. Burada da tabii ben daha göremedim, okuyamadım ama burada da sanıyorum bir gene Nevzat... Nevzat romanı bu. Aynen Nevzat. Nevzat'ın son romanı diyelim. Şimdi öteki Nevzat romanlarından, biraz önce söyledim, 4 Nevzat romanı yazmıştım. Bu 5. Nevzat romanı. Bir farkı var bu romanın. O da şu, daha önceki romanlarda hikayenin merkezinde, entrikanın merkezinde Nevzat yoktu. Arkadaşları var mesela, ya da dışarıdan tümüyle, yani bir cinayet işlenmiş, gidiyoruz bu cinayeti çözüyoruz falan, ama bu farkı, bu romanın hikayesinin merkezinde Başkomiser Nevzat var. Şimdi 7 yıl önce Başkomiser Nevzat'ın karısıyla kızı bir patlamada, Uğur Mumcu gibi yani arabasına konulan bir patlamada ölüyorlar, katlediliyorlar. Bomba, Nevzat için konulmuş bir bomba. İşte bu kitapta biz Yırtıcı Kuşlar zamanında bu cinayeti çözüyoruz. Ama bu cinayeti çözerken 7 yıl sonra bu cinayet çözülüyor, günümüz Türkiye'si var. Yani günümüz Türkiye'sinin bir panoraması, yani Nazım Memleket Men İnsan Manzarı var ya, bu da günümüz Türkiye'sinin panoraması. Yani taksicisinden rüşvet alan hukukçusuna, rüşvet alan polisine, uyuşturucu baronlarına, yurt dışından gelip burada yaşayan uyuşturucu baronlarına, işte avukat geçinip her gece televizyonlarda konuşan bir takım adamlara kadar, birebir yani suçlularla fotoğraf çektiren İçişleri Bakanlarına kadar birebir günümüz Türkiye'sini anlatan bir roman oldu bu. Yani bir yandan Nevzat karısıyla kızının katillerini buluyor ve o bu bağlamda ortaya çıkıyor. Yani ülkenin şu anda yaşadığı bir hukuksuzluk dönemi var maalesef. Hukuk çok gerilerde kaldı. Çünkü demokrasi olması için yasama, yargı ve yürütme, bunlar arasında bağımsızlık olması, eşitlik olması lazım. Hukukun yasamayı ve yürütmeyi denetlemesi lazım. Maalesef şu anda böyle bir şey yok. Ya açıkça da söylüyor, anayasaya takmıyorlar maalesef. Tabii bu her şeyle ilgili. Bu bütün ülkeyi çökertiyor. Ülkeyi bir kaosun içine götürüyor, bir çürümeyi yaratıyor. Bu kitap aslında bir tür kayıt. Yani günümüz Türkiye'sine dair bir tür kayıt ve bütün onların hepsini organik bir şekilde, yani 7 yıl önce işlenmiş bir cinayeti Nevzat araştırmaya başlıyor. O karısıyla kızının ölümünü ve bu ölümü araştırırken günümüzdeki bu kirli, karanlık suç ilişkilerinin 7 yıl önceki bağlantısını kuran bir kurguyla okura bunu sunuyoruz biz. Yani hani iz bırakmak, iz düşmek şair geçtiği zaman ya da yazar geçtiği zamanı tanığıdır. Evet. Tam değil mi? Tipik bir şeyi. Aynen. Çok da iyi yapmışsın. Evet. Buna çok ihtiyacımız var. Yani toplumsal cephede de var, aynen, sanat cephesinde de var. En değerli iş, çünkü zorlu bir zamandan geçiyoruz. Tabii. Çok değerli bir iş yapmışsın. Heyecanla bekliyorum. Çok umuyorum sizler de heyecanla alıyorsunuzdur, okuyorsunuzdur şu an. Çünkü ben daha alamadım, bulamadım. Yoğunluklardan gideceğim, bulacağım, hızlıca da okuyacağım. Ben sana imzalıyorum. Ay canım, çok memnunum. Değerli Ahmet Ümit, canım değerli Ahmet Ümit'im. İyi ki geldin, iyi ki bizde oldun. Ayağına sağlık. Var ol seni her zaman, çok güzel şeyler yaz. Çok teşekkür ederim. İyi ki çağırdınız. Zevkle gelirim her zaman senin olayına. Çok teşekkür ederim. Sağ olasın. Bir dahi bir romancının akıp giden pırıl pırıl söyleşisiyle olduk. Ben de çok keyif aldım. Umarım sizler de çok keyif aldınız. Her güzel anın bir sonu var. Her güzel aşkın, her güzel yaşantının
Ve şimdi sona doğru geliyoruz. İkinci bölümde kitaplara geldik. İlk kitabımız Hüseyin Peker, gelmiş zaten. Hüseyin Peker 60'lı yıllardan beri şiirleriyle aslında edebiyat piyasasında değerli bir şair. Elimdeki kitabı Everest Öykü'den çıkmış olan Rüzgarlı Ceket adlı kitabı öykülerinden oluşuyor. Şimdiye kadar yazdığı bütün öyküleri Everest kitap yayınladı. Gene aslında şairliğinden ödün vermiyor sevgili Hüseyin Peker. Kitabı yine iki dizeyle başlatmış ama ben size şunu söyleyeceğim onunla ilgili. 60 kuşağı şairlerinden Hüseyin Peker'in bugünün okurlarına öyküyle merhabası Rüzgarlı Ceket. İnsanın üstündeki o parıltılı örtüyü sıyırıyor, sokağın renkli ışıklarını söndürüyor, aşkı gizemden, tutkuyu olağan olandan kurtarıyor ve en yalın, en gerçek haliyle sunuyor onları. Peker'in öykü kişilikleri karanlık, uzun, çiçeksiz ve herkesin bildiği bir yolu, yaşamı yürüyor. Umuyorum ki kitabı da çok güzel bir yol yürür. İkinci kitabım Ali Avcı'nın Hasan, yaşanmamış yılların yaşanmış öyküsü, Toplumsal yayınlarından çıkmış. Çok kısa sürede üçüncü baskıyı yapmış. Kitap hayatta bazı şartlar, durumlar vardır. Siz istemeden ya da farkında olmadan içine çekilirsiniz. Sonra da bir de bakmışsınız, dün oturduğunuz koltukta kurduğunuz en uç hayal bile bugün içinde bulunduğunuz durumun yanına yaklaşamıyor. Türkiye böylesi halleri oldukça imkanlı kılan bir ülke. Hep öyle oldu. Örneğin 12 Eylül 1980'de bu topraklar üzerinde yaşayan 45 milyon insandan var mıdır acaba karanlıktan nasibini almadığını söyleyen, diyor kitapta. Kitap 1980 karanlığını anılarla, insanlarla görüşerek ve kendi anılarıyla da birleştirerek sunuyor bize. O yılları öğrenmek isteyenler açısından bence önemli bir kitap. Diğer bir kitabım Kırmızı Kedi'nin, Kırmızı Kedi'den çıkmış Timur Soykan'ın Tanrı Misafirleri Oteli adlı kitabı. Timur Soykan, son dönem gazeteciliğimizin en yiğit, en cesur yüreklerinden biri. Bir cesur yürek, her tür karanlıkla, kötülükle, haksızlıkla ve zulme uğramışla, şimdi yanında zalimle savaşan bir gazeteci, bu sefer öyküler kurmuş. Öyle hoşuma gitti ki içindeki öyküler, çünkü hayatın çok içinden çok gerçek karakterler. Bütünü çok gerçek karakterlerden oluşan bir öykü, gerçekten okuyun derim. Şöyle söylüyor zaten kitabın arkasında da, Timur Soykan arka sokaklarda gezerek insan öyküleri biriktirdi. Amele profesör, yerli Indiana Jones'ları, ülkücü bıyıklı Ayşe'yi, kalacak yer bulmak için inşaatlarda heykeller yapan sanatçıyı, şarkı sözü dükkanı açan şairleri, bekar odalarında yaşayan yoksul gençleri tanıdı. Ve bu tanıdıklarından da bu güzel öykü kitabını oluşturdu. Tanrı Misafirleri Oteli. İyi öyküler okumak istiyorsanız, bir gazeteciden iyi öyküler okumak istiyorsanız gerçekten edinin derim. Evet, Nilay Özer'in son kitabı Yüzü Kelebeklerle Örtülü. Nilay Özer, kıymetli dostum Turul Keskin'e diye imzalayarak göndermiş. Nilay Özer, genç şiirimizin, yeni şiirimizin gerçekten önemli şairlerinden, akademik ünvanı da olan, üniversitede çalışan, edebiyat çalışan, yani bunu akademik düzeyde de yapan şair arkadaşlarımızdan, dostlarımızdan biri. Benim şiirini önemsediğim şairlerden
biri oldu başlangıcından bugüne kadar. Yaşarken de bilinir, kuyu bir derinliktir. Siyah bir şemsiyenin açılışı yağmurda, damlaların şemsiyeye çarpıp parçalanışı ya da fırtına dindikten sonra kırık telleri, telekleri yırtık kumaşları kanatlarıyla şemsiyeler ve kuşlar için bir ceset düşüncesi, toz zerrecikleriyle taşınır sonsuza. Bir adam aynaya bakar, aynaya bakar, aynaya ayaklarını birbirine sürter, bir sinek sürter, bir ve dünyada çimenler biçilirken görünür olurum ben bir anlığına, yaşarken de bilinir çimlerin biçilmesi bir derinliktir diyor bu derinlikli şiirlerin şairi Nilay Özer. Kıymetli dostlar, ben geçen bir söylemiştim, hani bu yabancı kitap pek tanıtmıyorum. Çünkü öyle çok yerli yazarımız var ki programımızın da sınırları belli. Fakat bir kitap geldi. Yani bundan söz etmesen de olmaz. Nietzsche ile ilgili oluşturulmuş yeni kitaplardan Richard Schacht'ın bir kitabı, yeni yapılmış kitaplardan biri. Türkçe'ye Oğuz Karayemiş çevirmiş. Kitabı Say Yayınları'ndan çıkmış. Nietzsche ile ilgili kuşku yok ki çok kitap yapılmıştır, çok yazı yazılmıştır, çok şeyler yapılmıştır. Ama sonuçta Nietzsche'de çağımızın gerçekten dahisi ve faşizme karşı bir yanıyla da direnişin bence sembollerinden, Alman faşizmine karşı direnmiş önemli bilim insanlarından biri. Yeniden okumanızı isterim Nietzsche'yi. Hele bizim ülkemizde, hele bugünlerde öyle çok şey öğreneceğiz ki Nietzsche'den yeniden. Evet, bunu önemsiyorum çok dostlarım. İki ciltlik bir kitap, birinci ve ikinci cildi var elimde. Çok yeni, Türkçe Ağustos ayında yayınlanmış Alparslan Demir'in çevirisiyle Eluca Atlı'nın kitapları İran zindanında, birinci cildi İran zindanında devrimin travması, ikinci cildi İran zindanında hayatı tabutta arayanlar adlı yapıtlar, İran-İslam kalkışmasının aslında İran'ı ne hale getirdiğini biz dünyada yaşayanlar ve özellikle bu coğrafyada yaşayanlar çok yakından izliyoruz, biliyoruz. Ve Eluca Atalı bu her iki kitabında da İran zulmünü öyle ayrıntılı, öyle çok insanla, binlerce insanla konuşarak yazmış ki sanki o günleri ve sonrasını ve orada yaşanan zulmü böyle harf harf işlemiş kalplerimize Eluca Hanım. Şunu size iletmek istiyorum. İran'da yaşanan sözde İslam devrimi ve sonrasında halka reva görülen acılar, sırf yönetimle aynı fikirde olmadığı için binlerce kişiye reva görülen zulüm, kimi okuduğu kitap, kimi gittiği mekan bahane edilerek tutuklanan ve bu mezbahadan bir daha çıkamayan insanlar, idamı beklerken bile hayatı aşkıyla yan yana, idamı beklerken bile hayat aşkıyla yan yana yüreklerin gerçek hikayeleri diyor kitap arka tanıtım yazısında. Ben de bütün kalbimle inanıyorum bu dediklerine, okuduklarından hareketle. Çınaraltı Yayınları'ndan çıkmış kitap. Çınaraltı Yayıncılığı daha önce duymamıştım. Bu kitaplarla öğrenmiş oldum. Çınaraltı Yayıncılığa ulaşıp bu kitapları lütfen edinin. İran gerçeğini, İran'ın özellikle kadını getirdiği, özellikle kadınlara yönelmiş şiddeti çok açıklığıyla göreceksiniz ve şaşacaksınız. Bir kez daha şaşacaksınız. Evet, diğer bir kitap
Kürşat Oğuz televizyoncu, televizyonda sunumlar yapan bir kıymetli insan. Onun yazılarından oluşuyor. Kaçak Yazarlar kitabı, Kürşat Oğuz dünya edebiyatı tarihinde zorlu bir yolculuğa çıkıyor ve kendi sonunu kurgulayan, hazırlayan yazarları anlatıyor. Kaçak yazarlarda eserleri, yaşamları değil, sonları olmuş yazarların yaşam öykülerini okuyacaksınız. Bu dünyadan gitmek için yazmanın da bir yol olabileceğinin kanıtı 22 portre bulacaksınız. Kaçak Yazarlar adlı kitapta, Kırmızı Kedi Yayınları'ndan çıkmış. Kırmızı Kedi değerli kitaplar yayınlayan önemli yayın evlerimizden biri. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Bize kitaplarını ulaştırdıkları için. Evet. Bazı dostlarımız sona gelmemize kızıyorlar ama dediğim gibi her güzel şeyin bir sonu var. Bu hafta da programımızın sonuna geldik. Her hafta söylediğimiz gibi üstünüze bir kitap sayfası örtmeyi unutmayınız.